Merhaba Güreş Türkiye.net severler, ben Buğra Gür, video editte ise Numan İnci var. Haftalık haber bülteni serimize hoş geldiniz. Son düşen haberlere göre WWE'nin Bray Wyatt planlamaları arasından Sister Abigail kaldırılmış. Bayley White feyoduna da son verilmiş böylelikle. Bilindiği üzere bu hafta gerçekleşecek olan SmackDown Show'unda Jinder Mahal AJ Styles WWE Championship mücadelesi olacak. Ortaya atılan yeni spekülasyonlara göre WWE kemeri AJ Styles'a vererek bir şaşkınlık yaratmayı planlıyor olabilirmiş. Gelen bilgilere göre hem AJ'yi yeni şampiyon yaparak bir şok etkisi yaratıp hem de Survivor Series'te gerçekleşecek olan Mahal-Lesnar maçını AJ-Lesnar yaparak şova olan ilgiyi arttırabilirlermiş. Dave Meltzer'e göre bu maçın yapılmasında 3 senaryo ihtimali varmış. İlki Jinder Mahal'in sakat olması ve kemerin ondan alınması. Mahal şovlara çıkarken kas koruyucu bantlardan takıyormuş. Fakat yine de Jinder Mahal ESPN'e verdiği röportajda sakatlığını inkar etmişti. Başka bir senaryo ise kimsenin Mahal-Lesnar maçını umursamaması. Böylelikle kemeri AJ Styles'a verip pay-per-view olan ilgiyi daha fazla arttırmak. Son senaryo ise SmackDown'ın düşük reytinglerinden dolayı şirketin panik yapması. İnsanları çekmek için bu maçı buğuklamış olabilirlermiş. Ama yine de kemer değişimi Devmezler'e göre beklenmiyormuş. Eski WWE yaratıcı ekibi üyelerinden James McKenna, Emma'nın serbest bırakılmasına değinmiş. McKenna'ya göre Emma'nın serbest bırakılmasının sebebi Emma Lina gimmickiymiş. Emma Lina fikrini ortaya atan isim şirketin patronu Vince McMahon'mış. Ancak Emma bu gimmick hoşuna gitmediğinden ötürü bir takım zorluklar çıkarmış. Ayrıca Emma yaratıcı ekipteki diğer kişilere göre de çalışması zor bir yetenekmiş. Yani kendisi yazar takımıyla pek iyi geçinemiyormuş. Direkt Vince McMahon'ın fikri olan Emma'lı rolünü de istemeyince Vince McMahon'ın gözündeki değeri düşmüş ve bu serbest bırakılmasındaki en büyük etken olmuş. Von'un aktardığı habere göre Summer Rae'in serbest bırakılma nedeni Emma gibi yanlış şeyler yapmasından dolayı değilmiş. WWE yetkilileri Summer Rae hakkında akıllarındaki planlardan vazgeçmişler. Summer Rae ilk ana kadroya katıldığında WWE onu bir güreşçi olarak görmemiş ve Summer'dan Tori Wilson, Stacy Kibler çizgisinde yeni bir televizyon kişiliği imajı yaratmak istemişler. Fakat zaman geçtikçe WWE kendisinde yeterli ışığı görmemeye başlamış. Kendisinin kariyerine zarar veren bir diğer şey ise 2015 yılındaki Ziggler, Rusev ve Lana birlikte girdiği hikayeymiş. Burada da kendisinin hiçbir suçu olmamasına rağmen yetkililer bu hikayede bir hata olduğunu düşünmüşler ve suçu Summer'a yüklemişler. Bu olaydan sonra ise WWE yetkilileri Summer hakkında herhangi bir senaryo planı yapmamış. Vince McMahon, Raw'un 25. yıl dönümüne özel gerçekleşecek şovun en az Raw'un 1. bölümünde gerçekleşen şov kadar iyi olmasını istiyormuş. Bu şovla birlikte şirket uzun süre hasret kaldığı alışveriş, pazarlama işlerine öncülük edebilirmiş. Ve özellikle işin alışveriş bölümü son zamanlarda şirketin kemer sıkma politikasına da iyi gelerek şirketin kasasına bir günde sıcak para sokabilirmiş. The Dirt Sheets'in bildirdiği habere göre WWE arka alandaki Survivor Series kadınlar takım maçına Asuka'nın katılıp katılmayacağı konusunda bir tartışma yaşamış. Şu an için SmackDown kadınlar takımı maçı kazanmaya yönelik booklanmış. Ancak Raw'un booking ekibi Asuka'ya karşı kazanacak birisinin olmasını istemiyormuş. Ve Asuka'nın kaybeden tarafta olmasını da doğru bulmuyormuş. Bazı arka alandaki insanlara göre Survivor Series'te Raw kadınlar takımı maçlarını kaybederse Asuka da bundan diğer güreşçiler kadar zarar görecekmiş. Bu yüzden Asuka'nın Survivor Series'te bulunma ihtimali düşükmüş. WWE'nin İngiltere'deki canlı etkinlikleri sırasında Nia Jax sakatlanmış olabilirmiş. Maç esnasında Sasha Banks ve Bayley Nia'ya bir double suplex hareketi uygulamışlar ve Nia Jax boynunun üstüne düşmüş. Bundan sonrasında maç hemen biterken Nia acılı bir şekilde boynunun tuttuğu net şekilde gözlemlenmiş. WWE yetkilileri en son gelecek sene gerçekleşecek WrestleMania 34 şovu için maçları tartışmış. WWE Universal Şampiyonluğu maçı Roman Reigns, Brock Lesnar. WWE Şampiyonluk maçı John Cena, Jinder Mahal. Ronda Rousey, Charlotte Flair. Ayrıca MMA Force Horse of Woman, WWE Force Horse of Woman maçı da düşünülüyormuş. Eğer Undertaker WrestleMania'ya kadar emekliliğini ilan etmezse Braun Strowman, The Undertaker.
The Rock, Triple H. Son zamanlarda ikili birbiriyle ilgili ciddi röportajlar veriyor ve karşılaşmak istediklerini söyleyip duruyorlar. Bu maçın gerçekleşebileceğinin bir işareti olabilirmiş. WrestleMania 34 şovu 8 Nisan 2018 tarihinde pazar günü WrestleMania 30'un gerçekleştiği yerde Mercedes-Benz Superdome stadyumunda gerçekleşecek. WWE'nin konuştuğu bu maçların kesin gerçekleşme ihtimali de bulunmuyor. Çünkü çoğu zaman sakatlıklar, planların değişmesi, güreşçilerin mutsuz olması dolayısıyla şirketten ayrılması gibi ve benzeri durumlar önemli değişikliklere neden olabiliyor. Bazı kaynaklar Nikki Bella'nın Daniel Bryan'ın yerine SmackDown GM olarak göreve geçebileceğini belirtmiş. Von'da belirtilen habere göre ise Total Divas çekimlerinde Nikki Bella, Daniel Bryan'ın yerine SmackDown GM'i olabileceğini belirtmiş. Bu hafta gerçekleşecek olan Raw şovundan hemen sonra Kurt Saxel'ın serbest bırakıldığına yönelik haberlerin geleceğine dair söylentiler dolaşmaktaymış. Survivor Series 2017 posteri belli olmuş. Bu hafta Raw şovunda Elias Jason Jordan Guitar on a Pole maçta karşılaşacak. Bu maçta gitarlar direklere asılı oluyor ve bu yabancı nesneyi güreşçiler birbirine karşı kullanabiliyor. Matt Hardy, Broken karakteri konusundaki isim hakkı mevzusundan vazgeçmemiş. PVInsider.com'un haberine göre eski Raw takımlar şampiyonu Broken Matt olarak tanıtması konusunda marka başvurusunda bulunmuş. Yani Matt Hardy'yi hala Broken senaryosu ile WWE'de izlememiz ihtimal söz konusuymuş. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda bir kez ciddi bir sakatlık geçirmişti ve kendisinin çok uzun bir süre ringlerden uzak kalacağı belirtilmişti. Kendisi bir radyo podcastinde Sam Roberts ile yaptığı konuşma sırasında WrestleMania 34'ten kısa süre sonra geri döneceğini söylemiş. Raw'da Samoa Joe Apollo Crews'u yenmişti, ardından da Titus O'Neil ile saldırmıştı. Meltzer'in söylediğine göre bu saldırının sebebi ikisi arasında bir maç kurmak içinmiş ve bu hafta Samoa Joe Titus O'Neil maçı olacakmış. Paige, Maria Kanellis, Jojo, Caitlyn, Bayley, Melina, Ruby Riot. Bu saydığım isimlerin hepsinin müşteşem pozları malum ortamlara düşmüş. Kendilerine geçmiş olsun diliyor. Bu yaşadıkları sıkıntının kariyerlerini etkilememesini umuyoruz. Ben Buğra Gür, editte ise Numan İnci vardı. Videomuzu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında, Facebook gruplarında, diğer bilimun mecralarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.